Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni Oyalarımız Oha YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarif ile geldim. İnşallah beğenirsiniz, yaparsınız. Hanımlar, burada 250 gram kıymam var. Biraz kavurdum, suyunu da çekti. Hiçbir baharat falan atmıyoruz. Tuzunu falan da atmıyoruz. Daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi buraya bir tatlı kaşığına yakın tereyağı koyuyoruz. Şekilde. Tereyağımız erisin biraz da şöyle böyle. Tereyağımızı kavuralım. Böyle kırmızı olmayacak bu anlamda. Böyle rengi açık bir kıyma olacak. Çocuklarımız da çok sevecek. Tuhaf inanın. Bu kadar yeterli hanımlar. Bak, suyu çekti. Yağımızda bir iki çevirdik. Bir dakika. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer aşamalarımıza başlayalım. İçine girecek diğer malzemelerimiz de burada. Nanemiz var. Maydanozumuz var. Bir tane yeşil ve bir tane de kırmızı biberimiz var. Hemen bunları doğramakla başlıyoruz ve ince ince doğrayacağız. Biraz doğrayıp sizinle beraber daha sonra kendim şurada doğrayıp geliyorum. Şu şekilde bayağı bir ince olması lazım. Ben bunları doğrayıp geleceğim. Evet arkadaşlar, burada toplamda 6 tane soğan var. Küçük olduğu için 6 tane koydum. Eğer büyük soğanınız varsa 4 tane yeterli olacak. Bunun içerisine doğradığım diğer malzemeleri ekliyorum. Evet, kıymamız da hazır. Soğudu. Şimdi bu malzemenin içerisine kıymamı da ekliyorum. Biraz baharat ekleyeceğiz daha sonra. Baharatlarımızda kimyonumuz var, toz biberimiz var, tuzumuz var. Arkadaşlar, bunun vazgeçilmezi olan zerdeçal var. Biraz da öğütme değirmenle karabiber çektirdim. Hemen bunları da buna ekliyorum. Bunu güzelce birbirine yedireceğim hanımlar. Ben bunu elimle yoğuracağım. Daha sonra geleceğim. Evet, bu şekilde kestiğimiz yufkalarımızın uçlarından çıkan parçalarını da şu şekilde koyuyoruz. Bunu saracağız arkadaşlar. İç malzememizden koyduk. Şöyle bakın. Bunu bu şekilde korkmayın. Hatta bunu lahana dolması yapanlar bilir. Dolma sarar gibi yaptım. Suyumla da bunu böyle bu şekilde yapıştırdık. Şekil bu. Yufkamı aldım. Şu kenardan çıkan malzemeleri de alıyorum. İç malzememi koydum. Daha sonra bakın hanımlar. Şöyle. Şu parmağım burada. Buraya kadar geldik. Burayı suyumuzla ıslatıyoruz. Bu kadar. Bir tane daha yapalım. Parçaları koymam. Neden? Koymamın nedeni daha doğrusu. Benim yufkalarım biraz ince. Bakın şunu kapattım. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın şu parmağım benim çok önemli. Bunu sararken bunu şöyle tutarsanız kaymasını önlersiniz. Şeklini daha rahat verirsiniz.
Yavaş yavaş yaptım, size gösterdim. Şimdi ben buradan biraz bunlardan tamamlayıp sizin yanınıza geliyorum. Evet, komple sardım. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Şimdi bunları kızartalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde kızarttık. Servis tabağıma aldım. Sarımsaklı yoğurdum. Acılı bir ezmem var. Onunla beraber servis yapıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Linki de açarsanız bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz. Yapacak kişilere, arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet, bal, şeker olsun hanımlar. Hoşça kalın.